Günaydın, saat 10. Ben bugün spora kalkmadım çünkü dün gece çok geç geldik eve. 3'ü geçmişti yani geldiğimiz. Arası orada uyuttum. Eve geldik, direkt zaten onu yatırdım, ben de yattım. Öyle, o yüzden bugün spora kalkmadım, güzelce dinlendim. Saat de 9:50 geçe işte Aras geldi yanımıza, uyandırdı. Kızın arabasını buraya getirmiştik. Burada unutmuştuk. Şu an çok heyecanlı o yüzden. Otoparkı da çok seviyor. Değil mi oğlum? Bugün Aras'ın ay paylaşacağım. Hani Aras şu anda 2 yaşına girecek 1-2 hafta sonra. 2 yaşındaki bir bebek günlük olarak neler yiyor onu göstereceğim. Hani bizim kendimize göre belirlediğimiz bir menü onu söyleyebilirim. Ama doktorumuzun söylediğine göre de her gün mutlaka et öğünü olacak, mutlaka meyve öğünü olacak dedi. Hani biz zaten meyveyi çok sevdiği için Aras. Ben günde bir değil, 2-3 kere meyve veriyorum Aras'a. Ama kahvaltıda da mutlaka yumurtayı ihmal etmiyoruz artık. Bu kahvaltı tabağı. Normalde salatalığı önden veriyordum, yiyordu. Sonra yumurtasını yiyordu ama şimdi de ikisini bir arada koydum. Biberli, peynirli yumurta. Her gün yaptığım şey bu zaten. Yanına da meyve suyu koydum. İki tane de salatalık bu şekilde koydum. Bu sabah kahvaltısı ama şu an zaten ara öğün istiyor benden. Bu ne bu? Bu leblebi şimdi yenecek bir şey değil. Öğlen yiyeceksin bunu. Bundan ister misin? Kahvaltım. Yanına kayısılı form çayı yaptım yine. Son kalmıştı. Onu da bitireyim. Yeşil çaylardan devam edeceğim yine. Ver bakalım ben yardım edeyim mi? Hadi bak şimdi Aras. Hadi. Ay. O değil. O değil bak. Bunu deneyelim. Ay. Alkış arası. Anlatamıyorum. Gel söyle. Duşakabinin içine girdi. Çok soğuk değil mi? Sen öyle hasta olursun deli. Sayın Çıkar. Kaldır kolunu. Kaldır kollarını. Otur. 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 Pantolonu da çıkaralım. Otur. Vallahi kusura bakma gülerim. Birden fıskiye açıldı. Islandın, üşüdün mü? Hadi yıkanalım da giyinelim o zaman, olur mu? Yıkanalım hadi. Yıkandın, tertemiz mi oldun? Biraz atıştırmalık bir şeyler istedi. Az önce de leblebi istediği için ona şimdi leblebi vereceğim. Al bakalım. Afiyet olsun. Tam yap bakalım. Bu arada bugün böyle bir hava var. Güneş birazcık fayda ediyor sanırım ama yine soğuk dışarısı. Düne göre iyi ama. Saat 3'e geliyor. Ben Aras'a hemen bir şeyler vereceğim. Bakalım. Şimdi şöyle hamur kızartmıştım. Aras da bundan yemek istedi. O yüzden iki tane de bundan verdim. Şöyle iki tane hamur yedim. Saat 3:30. Aras'cığım yine uyumayı reddetti. Uyumak istemedi. Şöyle yataktan indi aşağıya. Fotoğraf makinesini aldı. Perdeyi de bir güzel açtı. Beni böyle bıraktı değil mi oğlum? Akşam erken olursun belki Aras Bey.
Evet, bugünkü yulafımı bu şekilde hazırladım. Çok yapmadım bugün. Normal 3 silme kaşıkla yaptım. 1 çay bardağı da süt koydum. Çünkü ben 1-2 tane de hamur yemiş olabilirim. Bugün kivi denemek istedim. Kivi koydum yarım. Yarım muz, içinde yarım muz. Dışında da böyle böğürtlenler var. Bana afiyet olsun. Uyumaya uğraşıyor orada. Orada uyunur mu Aras? Çok uykusu geldi ama uyumamak için, direndiği için. Orada öyle yatıyor. Evet, ben biraz değişiklik yaptım Aras'ın oyuncaklarında. Bunu buraya getirdim mutfağa. En azından mutfakta yanımda oyalansın diye. Aslında doğum gününe çok güzel bir hediyesi gelecek Aras'ın. O gelene kadar dedim bu şimdilik burada dursun. Hiçbir yere oturtamadım. O öndeki yol olayı bozuyor. Diğer odaları da göstereyim nasıl yaptığımı. Aslında bu benim kitaplığımdı. Ve kapının arkasında, şu kapının arkasında dik bir vaziyette duruyordu. İçine kitaplarım vardı. Aras'cığım emekleme döneminde çok gidiyordu oraya ama yürümeye başladığında zaten çok tehlikeli hal aldı ve zaten benim kitaplarıma da zarar vermesini istemedim. Ya belki vermezdi ama verebilir diye düşünerek istemedim. Bu kısmı da kaldırayım dedim. Yani buraya en azından otoparkı koyarım. İşte arabasını koyarım. İleride başka oyuncaklar olur onu koyarım. Aktivite masası. Buraya dedim bu şekilde sıralayayım. Ancak Aras'cığım televizyona olan ilgisi asla dağılmıyor. Hemen düğmesine basmak istiyor. Oraya da zaten prizin olduğu yere de yastık koydum. Orayı unutsun, görmezse belki sıkıntı yapmaz diye. Buraya da dedim ki dikkatini çekebileceğini düşün. Arabaları çok seviyor. O yüzden şöyle kamyonunu, yeni kamyonu, işte iç içe geçmeli olan arabaları, otobüsü ve yük kamyonu koydum. Oraya da kirpisini koydum. Bu kısmı bu şekilde düzenledim. En azından dedim bunun üzerine çıkıyor çünkü sürekli çıkmaz. Onlar dikkatini dağıtır, onlarla oynar falan. Bakalım oynayacak mı? Evet, şu anda hedefe doğru ulaştı. Ben dikkatini dağıtması için yapmıştım. Sanırım da başarılı olacak gibi gözüküyor. Evet, araba. Sarı araba. Otobüs. Düt düt. En azından orada oyalanırken televizyonla ilgilenmez diye düşündüm. Burası da bu şekilde oldu. Bir de asla toplanamayan çocuk odası. Yani burayı çok dağıtmış. Kontrolden çok çıkmış burası. Ben arası çorba yapıyorum. Yemek faslına geçtim. Saat 6. Bugün biraz geç kaldım. Yata. Bugünü akşam ettim yani. Hiçbir şey yapmadım gerçekten. Çünkü gece uyumadığım için, geç yaptığım için kafam bir türlü toparlamadı. Et haşlamıştım. Onu güzelce böyle bir soğanla soteleyeceğim ve akşama böyle kasenin içerisine alta et ve soğan, üstüne pilav yapıp ters çevireceğim. Arasında biraz karnı acıktı. Ben de hemen Cici'ye verdim. Birkaç tane ondan yesin. O sırada zaten çorbası da pişer. Saat 7 gibi de akşam yemeğine otururuz. Videoları editlerken gördüm ki hiç kendimi göstermemişim bugün. Birazcık dağıldım bugün. O yüzden göstermemiş olabilirim. Şimdi hala mutfaktayım ama saat 6:20 geçiyor. Çorbam pişmek üzere. Pilavım hazır, etim hazır, fasulyem hazır ve çorbam da pişti sayılır. Eşim aradı. İşim biraz uzayacak. Siz Aras'la yiyin dedi. O yüzden biz bugün Aras'la baş başa yiyeceğiz. Ben hemen çorba piştikten sonra ona bir kaseye koyup kenara alacağım soğuması için. Böyle yani. Bulaşıklarım da dağ gibi bu arada. Hiç yıkamadım. Onları göstereyim. Sabahtan beri hiç yıkamadım. Ellemedim bile. Burada eski bir tavam var. Bunu ben hep kızartmalar için kullanıyorum. Kızartmıştım. Fasulye kavurması yaptım. Burada gösterebilir miyim bilmiyorum ama pilavım demlenmek üzere ayırdım. Burada tarhana çorbası var. Aras'ın en sevdiği çorbalardan biri ve çok besleyici. İçinde her şey olduğu için ben çok seviyorum. Burada da o güzel et kavurması var. Gerçekten çok güzel. Mutlaka deneyin. İşte alta et, üzerine pilav, ters çevir, kapat. Yanına da bir salata koy. Çok güzel oluyor. Benim bugünkü menüm bu şekilde. Şimdi hemen bir bulaşıklarımı yıkayayım. Ondan sonra da yemeğe faslına geçelim.
kendime böyle çorba koydum bir kase. Yanına da fasulyeden koydum. Üzerine yoğurt. Arasına da böyle çorba koydum. Üzerine de ekmek. Bize afiyet olsun. Pilavı göstermeyi unuttum. Böyle bir kasede pilav koydum. Bitirmek üzere onu da şimdi. Evet. Yemeğimin son görüntüsü bu şekilde oldu. Evet. Bugünlük de bizden bu kadar. Saat 8.30. Aras 9 gibi uyuyacak bugün çünkü öğlen uyumadı. Ben de güzelce bulaşıklarımı hallettim. Soframı güzelce topladım. Birazdan bir çay demlerim. Aras uyuttuktan sonra eşimle bir çay içeriz. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.